Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler. Bugün arkadaşlar bu sayfada görmüş olduğunuz 4 uygulamayı inceleyeceğiz. Bu zaten ekran kayıt sol alttaki. Sağ taraftaki origami. Ve bizim inceleyeceğimiz elimizdeki çöp olur, yani çubuk olur, dondurma çubuğu olur. Onun gibi şeylerden yapabileceğimiz güzel ama uğraşlı eşyalar diyebiliriz. Bakalım. Uygulamamızın girişinde böyle bir sayfa geliyor. Gördüğünüz gibi. Kategoriye tıklıyorum. Birden başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce şekli çizmiş. Sonra üstüne tahta koymuş. Onun üstüne de kirpitleri yaka yaka yerleştirmiş. Bakalım yaklaştırabiliyor muyuz? Yok, şunu aşağı alalım. İkinciye baktığımızda daha basit bir şekilde yapmış. Ama güzel olmamış bence. Üçüncüye geçelim. Yani çok uğraştı ve güzel durmuyor açıkçası. Bence gerek yok diyorum. Gene de siz bilirsiniz. Ama şu şekilde gördüğünüz, sağ en alt tarafta gördüğünüz şekilde daha güzelini yapabilirseniz ortasına saat yerleştirin. Daha güzel duracaktır arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bu da güzel bir 3 boyutlu resme benzetmiş ama ağaç tarafı olmamış bence. Bir sonrakine geçelim. Ben en çok beğendiğim şey bu. Küçük aparat ıvır zıvırlar falan içine koyabilme durumumuz var. Aynası var, ıvır zıvır var. Gayet güzel bence. Yani küçük ıvır zıvır derken mesela bu çekmeceyi para çekmecesi olarak da kullanabiliriz. Yani çok para biriktirmeyen kişiyseniz. Veyahut da telefon adaptörü, yani adaptör ucu falan var. Flash bellek gibi şeyler saklayabilirsiniz. Diğerine geçelim arkadaşlar. Ama en basiti buymuş ama bunlar yerine daha güzel bir şey yapabilir diye düşünüyorum. Geçelim. Gayet güzel olmuş ama dediğim gibi fazla bir görseli yok. Alttaki kağıt daha güzel bir şey yapabilirdi bence. Bu renk fazla güzel durmamış bence arkadaşlar. En çok beğendiğim ise bu oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapmış, telefon koymalı. Biz de buna bir iki yerde olsa veriyoruz ama böylesi daha güzel duruyor bence. Bu da kolye yapmaya çalışmış galiba arkadaşlar ama bence hiç güzel durmamış. Ya ben kolay beğenen birisi değilimdir. Sizin de kararınıza saygı duyuyorum. En iyisi hangisi aşağı yazın arkadaşlar. Yukarıda yazının olduğu yerde görüyorsunuz hashtag 9 falan var. O tarz belirtebilirsiniz. Bu gayet güzel durmuş arkadaşlar. Bunu çeşitli şeyler için kullanabilirsiniz. Mesela ortasına saat koyabilirsiniz. Güzel bir gösteriş olur duvarda. Veyahut da aşağı yukarı çıktığın kalemlik. Altın üstünü kapataraktan bir iki tane de kirbit boş bırakaraktan kumbara yapabilirsiniz. Hani bence altını full yapıştırırsanız falan daha güzel olabilir diyorum. Diğerine geçelim. Bu en çok beğendiğim ama arkadaşlar gayet küçük olduğu için şu üstüne bir şey koymalık gibi yapmış ama bunu yerine anahtarlık yapsaymıştı. Yani alttan kancalı daha güzel durulmuştu diyorum. Geçelim. Bu da gayet güzel ama çubuklar boya saymıştı. Daha güzel durabilirmişti arkadaşlar. Yani her şeyde bahane biliyorum ama dediğim gibi ben kolay beğenen birisi değilimdir. Bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Sade renk. Ortadan yanmış. Aynen çok güzel olmuş ama çok güzel ya. Bir de arkadaşlar bu kürdan çöpleri falan
Nasıl bulacağız, nasıl yapacağız diyorsanız daha incisi var. Çay kaşığı olaraktan bildiğim kadarıyla. Hashtag 14. Bu da gayet güzel durmuş ama dekoratif amaçlı olunca ben fazla bu tarz şeyleri sevmiyorum. Yani küçük minyatür falan. Ancak hediyelik eşya olarak da güzel durabilir. Bu ya da resimlerin açısını değiştirerekten daha güzel bir görüntü elde edebilirlerdi. Ya şu arkaya bir fotomontajla bir resim atabilirlerdi mesela. Gün batımı şeklinde, şunu da köprü şeklinde. Bence. Bundan elbise yapmaya çalışmış galiba arkadaşlar. Ben olmamış bence. Arkadaşlar kötü ya da iyi yorum olsa da aşağı bırakmayı unutmayın. Diyorsanız ki yorum yapmayla uğraşamam. Beğeniyorsanız yani güzel yorum yapacaksanız. Yok beğenmedi bu ne biçim video falan diyorsanız. Dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Size bahsettiğim şey bu tarz bir şeydi. Ama şu yan tarafa yaptığını kumbara olaraktan kullanabilirdi bence. Yani güzel durabilirdi. Şöyle gizli kapı da yapabilirdi oraya aslında. Olabilirdi arkadaşlar. Yani şu an sürgülü şekilde. Sabit durma ihtimali yüksek olurdu. Üstten iki tanesini tutturdu muydu? Yani. Alttan da iki tane ortası açılabilirdi. Bence. Ama bunu yapan arkadaşın eline, koluna, emeğine saygı duyuyorum ve böyle bir şey yaptığı için teşekkür ediyorum. Yani bu da gayet güzel olmuş. Dediğim şekilde bu şekilde yetiştik arkadaşlar. Yani güzel bir şey diyemem. Bu tür pipetler çok işe yarıyor arkadaşlar. Yani gayet güzel şeyler yapmamıza yardımcı oluyor. Küçükken el işiyle olsun bir şeyler yapıyorduk. Bunu yan çevirmiş ama yapacak bir şey yok. Yani boyalar çok şey olmuş arkadaşlar. Az daha parlak renkli boyalar sürseymişti. Simli boya daha güzel durabilirmişti. Sağ taraftakini çok beğendim. Üstü kapaklı. Yani sürgülü şekilde de olabilirmiş aslında ama. Güzel, gayet güzel beğendim. Evet. Adam uğraşmış. Evet, emeğine saygı duyalım. Arkadaşlar bunu da indirip bakabilirsiniz ama yaklaştırma falan yapmıyor. Tek fotoğraf paylaştığı için yani bence herhangi birisini bastırmalıydı, büyütmeliydi. Yakından görmemiz için. Çiçek falan için yani uğraşır mıyım? Uğraşmam arkadaşlar bu tarz şeyler için. Belki uğraşmam. Ama bunun için uğraşırdım arkadaşlar. Gayet güzel, başarılı. Şu sağ taraftaki tekli gibi. Veya istediğim şekilde yani olabilecek şekilde yapardım ama dediğim gibi çöp sayıları çok az. Ama gayet güzel, başarılı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu el seçimi gayet güzel olmuş arkadaşlar. Birbirini tamamlamış. Yani bence. Bu tarz videolar yani resimleri fazla sevmiyorum. O yüzden geçiyorum. Kusura bakmayın. Bu da gayet güzel olmuş. Ya, bu tarz bir CD'lik yapabiliriz. Eskisi gibi kaset kalmadı ama bu da CD'lik galiba. Evet, CD'lik yapmış. Siz de mesela bu tarz bir şey yaparaktan güzel bir şey yapabilirsiniz. İçine bir şeyler koyabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şeyi. Örnek olaraktan ya, ne bileyim. Örnek olarak hani kağıt, evrak işleri gibi önemli şeyiniz varsa yani onu asarsınız ama yine de siz bilirsiniz.
Ya bu tarz şeyleri asan olduğunu zannetmiyorum artıkın da. Yine de bakın arkadaşlar. Bu arkadaş epey uğraşmış ama en çok beni köktüğü yaptığı kibridin alt kısımları falan çok daha güzel olmuş bence üst tarafa göre. Şuna bayıldım arkadaşlar, bu tarz görsellik içindeki görselle bayılıyorum. Acayip güzel. 10 numara yapmış adam. Yani dediğilerine bakın. Yani birazcık daha güzelmiş aslında. Ve bu da bu bölümümüzün sonuncusu. Toplamda 80 tane var. Bunu göstereyim. Bunu da ışık yapmış. Evet, ışık yapmış arkadaşlar. Bence güzel olmuş diyorum. Ha, bunu başka bir şey için kullanabilir mi? Kullanır. Neden olmasın? Yani bu çok çeşitli şeyler için kullanabilir bence. Yani ben kullanacak olsam niçin kullanırdım? Bu büyüklüğü önemli tabi arkadaşlar, yapacağınız şeye göre. Adam güzel bir şekilde ayarlamış. Ben kullanacak olsam mesela ben sprey falan kullanıyorum ama gene bunun içine korum arkadaşlar da, gece lambası olaraktan kullanabilirdim. Veya bunu avize tarzı bir şey yapabilirdim. Ama tabi daha korunaklı olacak. Yoksa yangın çıkma riski var. Şimdi mumluk yapacağım diyeceğim. Mumluğun yanma riski var. Sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ve dekoratif amaçlı kenarda da asabilirdiniz. Yani gayet güzel başarılmış. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ya da kötü olaraktan yorum da belirtmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar, sürekli video atamamamın sebebi, yani merak eden varsa bilmiyorum ama telefonum bozuldu. Başkasının telefonu, yeni telefon aldım. Birazcık da pahalıya aldım, dolar 5 lirayı gördüğü için. Bunun ikincisi de bugün atarım bunu. Montaj falan ıvır zıvır çıkartmam gereken yerler var. Ondan sonra öbürünü de yarın atacağım arkadaşlar. Saat 7 gibi. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.